arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgüye yeni başlayan kardeşlerimize yardımcı olabilmek adına iliklerimizin nasıl yapıldığını birer birer göstermek istiyorum. İlk önce bebe örgülerinde sıklıkla kullandığımız basit iliğimiz. Bakınız basit iliğimizi bir tane artışımızı yapıp İkisini kesme yöntemiyle yaptık. Diğer iliklerimizi ise dikey iliğimiz tam yarı yarıya böldükten sonra sırası ile örerek e, iliğimizi açtık. Dilediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Düğmenizin iriliğine göre örebilirsiniz buradaki yükseltiyi artırıp azaltabilirsiniz. Yatay iliğimizi ise iri düğmelerimiz için biraz daha orta düğmeler ve küçük düğmelerimiz için yatay iliklerimizi de sırası ile çalıştık. Evet hemen çalışmamıza kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Bebek iliği dediğimiz basit iliğimizi çalışmaya başlayalım. Onun için bakınız 9 ilmeğimizin 4 tanesini örüyorum. Bakınız 4 tanesini ördükten sonra bir tane artışımı yapıp iki tanesini kesip diğerlerini örüyoruz. Hemen başlayalım. Basit iliğimizi yapalım. Bebek örgülerimiz için kaç tane ilmeğiniz varsa tam yarılayın. Bakın 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ördüm. Geriye kaldı 5 ilmek. Bir tane şişimin üzerine alıyorum. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeğimi kestikten sonra yine bakınız 2 4 6 8 9. İkisini keserken ilik açacağım yerdeki bakınız artışımı yapıyorum ve tam ortalayarak 4 tane sağ tarafta 4 tane sol tarafta iliğimizin ilmeğimiz oluyor. Evet devam ediyorum. Şöyle artışımızı görelim. Şimdi arkasını çeviriyorum ve birer birer örmeye başlıyorum. Artmış olduğum ilmeğimi de örüyorum. Diğer ilmeklerimi de örüyorum. İlk basit iliğimizi bu şekilde açıyoruz. Normal düğmelik bakınız. Basit ilik. Evet şimdi birkaç sıra üzerinden örelim. İliğimizin üzerine haroşalarımı örmeye devam edin. Bakınız 4 ilmek sağ tarafta, 4 ilmek sol tarafta tam ortadaki ilmeğimizin olduğu yerde iliğimizi açtık. Bu şekilde ilerleterek istediğiniz örgüde bu basit iliğimizi örerek devam edebilirsiniz. İlk çalışmamızı bitirdikten sonra diğer dikey iliğimizi çalışmaya başlayalım. Bakınız buna sadece artışımızı yaptık. Çok kolay bir şekilde tamamladık. Burada 12 tane ilmeğimi hazırladım. Birkaç diş haroşamı ördükten sonra hemen ilmeklerimi ayırmaya başladım. Bakınız şimdi 6 tanesini örerek geldim. Diğer 6'sını örmeden bekletiyorum. Buranın illa haroşa olması şart değil. Normal bir düz bir ters de olabilir. Ya da iki çift düz, iki çift ters de olabilir. Ortalayıp ayarladıktan sonra örgümüzün kenar patanı hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi 12 tane ilmeğimizin 2 4 6'sı sol tarafta, 2 4 6'sı sağ tarafta. altı örerek geldim. Diğer tarafa geçmiyorum. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer 5 ilmeğimi örüyorum. tekrar örgümü çeviriyorum yeniden 6 tane ilmeğimi örüyorum diğer tarafa geçmiyorum 1 2 3 4 5 bir ilmeğimizi de örmeden almıştık tekrar bakın buraya geçmeden hemen çeviriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum diğer ilmeğimi örüyorum Toplamda 4 defa bir gittik geldik gittik geldik 4 defa oldu. 2 defa daha gidip gelelim. Yani toplamda 6 olsun. 5. gidişimizi yapıyoruz. Dönüşümüz altı olacak. Bu 5. Şimdi dönüşümüz de 6 oldu. Bu biraz daha iri düğmelerimiz için. Küçük düğmelerimizde diğerleri 4 defa da yeterli. Daha da büyükse düğmemiz birkaç sıra daha gidip gelebiliriz. Kullanacağımız düğmeye göre ayarlamalarımızı yapalım. Evet diğer ilmeklerimi de hemen örüyorum. Evet şimdi bakalım. Şöyle baktığımız zaman bakınız. Burada 3 diş haroşamız var. Bu tarafta ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşamız var ve belli bir yükseklik farkı söz konusu sürekli burayı ördüğümüz için. Şimdi diğer tarafı örmeye başlıyoruz. Buradan geçişimi yapıyorum. 6 ilmeğimi tekrar örüyorum haroşa yönünde. Evet. Şimdi şöyle görecek olursak bakınız şöyle baktığımız zaman yüksekliğimizi Fark edilmeyecek gibi değil. Bayağı bir büyük düğmemiz için geçerli bir iliğimiz. Daha küçükler için biraz önce söylemiş olduğum gibi iki diş haroşamız da yeterli. Şimdi geçişimi yapıyorum. Altı ilmeğimi örüyorum. Şimdi sadece buradaki altıyı örüyoruz. Diğer tarafa geçiş yapmıyoruz. Yükseklik farkına bu şekilde kaybediyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız şurada bir tane eee ilmeğimiz var. Buradaki ilmeğimizi hemen yukarıya doğru alıyorum ve başlıyorum her ikisini aynı anda örmeye. Örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 çeviriyorum. Diğer tarafta ördüğümüz sayı kadar bu tarafta da örmemiz gerekmekte. Çeviriyorum. Hemen ilmeğimi şöyle alıyorum. Her ikisini örüyorum. İlmeğimi aldığım ayrı örmüyorum. Birinci ilmeğimi dahil ediyorum. Yoksa artış yapmış oluruz. Evet. Çok çok kolay. Yapmamız gereken tek işlem önce tam yarıyı ayırıp tam yarıyı sadece yarıyı örmek. Daha sonra istediğimiz düğme ölçüsü geldiği zaman diğer tarafı dahil edip sadece diğer tarafı örmek. Önce gördüğümüz bölüme geçmiyoruz. Eşitliği sağladığımız zaman ise birlikte örmeye başlayacağız. Şimdi örmeye devam edelim. Tekrar sıramın başındayım. Hemen 6 ilmeğimi yine örüyorum. diğer tarafa geçmeden 6 6 altı örüyoruz 6'yı ördükten sonra örgümü yönü çeviriyorum bu son artık şuradaki aradaki ilmeğimi alıyorum ki herhangi bir şekilde çirkin görüntü olması hem ilmeğimi hem birinci ilmeği bakın hem aradaki ipi birinci ilmeğimle aynı anda alıyorum artış yapmıyorum ve aradaki çirkin görüntü olmasını da engelliyorum ve şimdi her ikisini denk seviyeyi getirdik. Şöyle baktığımızda bakınız 1 2 3 1 2 3 ve artık tamamen örmeye başlayalım. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi dik iliğimizde çok çok kolay herhangi bir şekilde ilmek fazlalaştırmadık. Yine 12 tane ilmeğimizi burada bulunduruyoruz. Hemen sayalım isterseniz. Bakınız burada tamamen sıramızı ördük. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 ilmeğimiz bu şekilde tamamlandı. 1, 2, 3 diş haroşamızı ördük. Şöyle baya büyük bir düğmemiz geçecek kadar var. Daha küçüklerde 2 diş haroşamız ya da düz örgülerimizde kendimiz ayarlamalarımızı içimize sindiği gibi yapalım. Şimdi birkaç diş öreyim. Yan iliğimizi de birlikte açalım. Birkaç diş daha haroşamı ördüm. Hemen yan büyük iliğimizi açmaya başlayalım. Yan bir şekilde bu dikeyi açtık. Şimdi yanımızı açalım. Büyük düğmelerde ve büyük kenar patlarında daha çok kullanılan iliğimiz. Evet 3 tane ördükten sonra dördüncüyü de ilave ediyorum. Dört tane ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimle hemen yanındaki ilmeğimi önce örüyorum. Sonra kesiyorum. Bakınız bir tane kestim. Sıradakini önce örüyorum. Sonra kesiyorum. İki tane kestim. Üçüncüyü ördüm ve kestim. Dördüncüyü önce ördüm. Sonra kestim. Beş tane ilmeğimi ördüm ve kestim. Altıncı ilmeğimi kestim. İri bir düğme için iliğimizi açtık. Buradaki kesme işlemimizi düğmemizin büyüklüğüne göre ayarlayalım. Ben büyük bir düğme için ayarladığımız ilik seviyesiydi. Şimdi kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Toplamda baktığım zaman 3 sağda, 3 de solda 6 tane ilmeğim kaldı. 6 tane ilmeğimi arada kestim. Şimdi arkasını çeviriyorum. 3 ilmeğimi hemen örüyorum. 3. 3 ilmeğimi ördükten sonra ortada kesmiş olduğum ilmeklerimi hemen yerine tekrar alarak yerleştiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplamda ne kadar kesersek o kadar ilmek sayımızı yukarıya tekrar takıyoruz. Ve 3 tane kenar ilmeğimi yine örüyorum. Örgümün başına geliyorum Ve tekrar başlıyoruz örmeye ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sırası ile ilmeklerimi örüyorum ve artış yaptığım ilmeklerime geliyorum her birini yine düz yönde yani haroşanızı hangi yönde örüyorsanız o yönde alarak ilerliyoruz 6 tane ilmeğimizi yine yerine takıyoruz bakınız örerek yerleştiriyorum. Geriye 3 tane örmüş olduğum ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum ve sıramın başına çıkıyorum bakınız. Şimdi arkasından hemen ördükçe buradaki ilmeklerimiz güçlenip daha güzelleşecekler. Sadece burada önce kesiyoruz, sonra kestiğimiz sayı kadar artışımızı yapıyoruz. başa gelelim Evet şöyle görelim birkaç sıra daha öreyim bir tane daha biraz küçüğünü açalım Yan iliğimizi biraz daha küçük açmak için birkaç diş haroşamı ördüm ve tekrar başlayalım yine aynı sistemle yapıyoruz daha az keseceğiz kesme işlemi ne kadar az olursa o kadar küçük olacak bakın 5 tane ilmeğimi ördüm ve bir tane ilmeğimi örüyorum 6. 5. ilmeğimle kesiyorum. Bakınız bu ilmeğimi kesme işlemi için götürüyorum. Kenarda 4 tane ilmeğim var. 1 2.'yi kesiyorum. Ve 3.'yü kesiyorum. 4.'yü kesiyorum Ve kenarda dörder dörder ilmeğimiz kaldı 4 arada kestim 4 sağda 4 solda daha da küçük isterseniz iki tane de kesme işlemimizi yapabilirsiniz. Nasıl lazımsa kullanacağınız yerdeki ihtiyacımıza göre ayarlamalarımızı yapalım. Dört kenar ilmeğimi ördükten sonra kestiğim ilmeklerim yerine dört tane ilmeğimi takıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Çok çok da zevkli. Dört ilmeğimi örüyorum hemen kenardaki ve şişimize baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmek sayısına ulaştığımızı tekrar görüyoruz. Sırası ile ilmeklerimizi örüyoruz. Şişimizi yeniden taktığımız yeni ilmeklerimizi birer birer dikkatli bir şekilde örüyoruz ve dördüncü ilmeğimi de örüyorum kenardaki dört ilmeğimi de ördükten sonra bakınız birazcık daha küçük iliğimizi örüyoruz yan açtığımız daha küçük isterseniz buradan sağdan ve soldan ilmek sayımızı daha fazla bırakalım arada daha az keselim. Evet arkadaşlar ilik çalışmalarımızı yaptık. Basit iliğimiz bakınız hemen bir artışla yaptığımız ilik. Dikey iliğimizi sadece yarı yarıya lastik kısmımızı kenar patımızı bölüp önce bir yarısını sonra diğer yarısını örüp eşitlendikten sonra tamamen üzerine devam ettirdik. Ve yatay iri iliğimizde ilmeklerimizi kestik. Bir üst sırada kestiğimiz ilmek kadar tekrar ilmeklerimizi yerine yerleştirdik. Biraz daha yatay iliğimizin küçük çalışmasını yaptım ve daha küçük çalışmasını yaptım ve bu şekilde bakınız ilik çalışmalarımız tamamlandı. Dikey, yatay ve basit ilik çalışmamız umarım işinize yarar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.